20 dakikada tiyatro konuşuyoruz bugün. Oyuncu Tansu Biçer ve Mehmet Ali Nuruoğlu NTV Radyo İstanbul Stüdyosu'nda hoş geldiniz 20 dakikaya. Hoş bulduk, ya. hoş bulduk. Uyarcı için bir aradayız. Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bir oyun. 45 yıl önce kaleme alınmış. İsviçreli yazar Friedrich Düren Matt tarafından. Şimdi bir dastas sahne prodüksiyonu. Ee, ve orijinal metne baktığımızda Dermit Maher Türkçe'si yaklaşık işbirlikçi demek. Fakat biz siz uyarcı olarak sahneye koyuyorsunuz. Neden? Bir de şu klasik soruyu da sorayım mı? Uyarcı ne demek? Ben başlayayım tamam. tabii. Ki. Tamam. <laughs> ee, bunu aslında ilk çevirisi sırasında Yücelertenin e, uydurduğu bir kelime. Yani bunu uydurmak anlamında değil de oraya tam uygun olduğunu düşündüğü kelime. Ee, sürekli uyumlu olmak. Ve uyumlu olan ve geleni karşı sürekli bir şekilde hayatta kalmak uğruna uyumlu davranan kişi anlamında kullanıyor aslında. Hı hı. Ee, Ahmet abinin dediği işte kokarca çağrışımı da var. O da çok hoşuna gidiyor. Ee, uyarca kokarca. Dolayısıyla oradan da bir işimize yarıyor. Ama Yücel Erten'in bulduğu bir kelime. Türkçe'de yok aslında öyle bir kelime. Evet o yüzden. İşbirlikçi doğru. de çok e, nasıl diyeyim yeterli kalmıyor sanırım tarif olarak. hı. hı. Çünkü e, oyundaki dak karakteri benim oynadığım karakter uyarca herkes uyarca ama en e, net sadece öyle davranan o var e, Onun olayı o aslında yani hani ne yaşanırsa yaşansın uyum sağlıyor ee, şimdi Uyarcı 21. İstanbul Tiyatro Festivali'nde premier yaptı. Bir kara komedi olarak e, tanıtılıyor ama bilmiyorum ne kadar komedi. Onu size sormak <laughs> istiyorum oyuncuları olarak. Neyi nasıl anlatıyor Uyarcı? Ee, yani Durenmatın çok enteresan bir üslubu var adamın kendine has bir e, bakış açısı var ve bir mizahı var tabii ki. Ama bu mizah belki de bizim çok alışık olduğumuz türden bir mizah değil yani hani Türk seyircisinin e, çok alışık olduğu türden bir mizah değil. ...daha um, karanlık, daha umutsuz, daha sarkastik diyebileceğim bir türde bir mizah. Yani karakterler kendileriyle ve durumla ve her şeyle dalga geçebiliyorlar. Kendi ölümleri de dahil olmak üzere. Hatta bazen konuşurken hani şöyle şeyler fark ettik provalar esnasında... ...ve hala oynarken de fark ediyoruz çünkü çok katmanlı bir metin. Yani karakterle her şeyin farkında... Yani ...başlarına gelecek felaketlerin de farkında... Belki yanlış yaptıklarında da farkındalar. Ama hiçbirisi umurlarında değil. <laughs> Gibi bir hal <laughs> içerisindeler yani. Ve her şeyin komiğini, matrağını çıkartabiliyorlar. Her konuda espri yapabiliyorlar. En gülünmeyecek yerde gülebiliyorlar. Böyle bir mizah var orada. Ee, biz de e, komedinin altını çok çizmeden, komiklik <laughs> yapmadan hani e, oynuyoruz. Ama yine de seyirci gülüyor. Çünkü adamlar komikler yani. Evet şimdi bir her yönüyle çok iddialı bir yapım. Yönetmeniyle, oyuncu kadrosuyla, oyunculuklarıyla, dekoruyla, dekorunu da ayrıca konuşacağız elbette ama oyuncu kadrosunu hatırlatmak istiyorum dinleyicilere. Tansu Biçer ve Mehmet Ali Nuroğlu dışında Arif Pişkin, Kambolat Görkem Arslan, Zamire Zeynep Kasapoğlu, Serhan Onat, Armağan Döşlüoğlu ve Kutsal Döşlüoğlu rol alıyor. E, Tansu Biçer Dak, Mehmet Ali Nuroğlu büyük şefe can veriyor, canlandırıyor diyelim. E, onun dışında kim kimdir? bulat Görkem Arslan e, benim sınıf arkadaşım aynı zamanda. Öyle. E, o kapı oynuyor. Yani polis karakterini. E, Zamire En karakterini oynuyor. Arif Pişkin Jack karakterini oynuyor. Serhan e, Bil. Bil karakterini oynuyor. E, Kutsal ve Armağan da e, Sam ve Jim rollerini oynuyorlar. Ee, ve dekor yatay <laughs> olmasına alıştığımız o dekor sahnede dikey ve dastas sahne dışında da bir sahnede e, oynamayı mümkün olacak mı bu evet, dekor? Evet biraz zor gider. bir dekorumuz var o anlamda başka bir sahnede oynamak konusunda ama e, sahne dastas sahne yani kaç on metrenin üstünde bir tavan Hı -hı. yüksekliği var e, ve Ahmet abi de orayı kullanmak istedi doğal olarak ve ona uygun bir şeyler yapıldı e, bence çok kuvvetli bir dekor oldu. Ee, bir kere ne bileyim sahnede biz tek taraflı kullanıyoruz. Seyirci tek tarafta var yani dört tarafında ya da iki Hı -hı. tarafında yok. Evet Dastas, sahne. Dastas Çünkü dört sahnenin genel da olarak e, kullanım amacı da amacı olarak da seçilmiş. Hani dört taraflı evet. olması falan ona göre inşa edilmiş bir yer. Biz tek taraflı kullanıyoruz ama e, dekor kendi yapısı itibariyle hani bu düzeylere falan çok olanak sağlıyor level işte yani biri daha yukarıda kalabiliyor, biri aşağıda kalabiliyor. Geride, ileride bunlar çok derin görsel e, görsellik sağlıyor bize. O anlamda ben de seviyorum açıkçası. Ve o yükseklik tabi karakterlerin hepsinin bayağı evet. ufalmasını sağlıyor. Bu da oyuna çok hizmet eden bir şey. Evet. Yani ben orada hareket etmeyi seviyorum mesela, yani içinde dolanmayı seviyorum hakikaten. Hani. Şimdi dünya premierini 1973'te yapmış oyun. Türkiye'de 1993'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Şakir Gürzumar tarafından sahnelenmiş. Çevirmen hep aynı Yücel Erten. Şimdi de Ahmet Mümtaz Taylan rejisiyle Dastas sahnede tiyatro severlerle buluşuyor. 45 yıllık bir metin nasıl oluyor da gerçekten bu kadar taze bir şekilde izleyiciye geçiyor? Nasıl oluyor bu? Yani bunu aslında gelip yerinde görüp kendinizin karar vermesi lazım hani çünkü anlatmakla bitecek gibi değil o hikaye ama bugünü çok güzel karşıladığını söyleyebilirim. Ya bir yandan 45 yıl da bize tabi uzun bir süre gibi geliyor ama hani aslında çok büyük bir süre değil çünkü oyunun işlediği şey sistem ve sistemin getirileri götürleri onlara bakıyor yani hani böyle bakınca da 45 yıl çok uzun bir süre değil. Bir Anlatabildim mi? Yani evet, yani evet yani hani bir karakteri anlatıyor olsa sadece bir, sadece bir karakterin bir dönemini anlatıyor olsa ve o ne bileyim 80'lerde yaşanan bir olayı anlatıyor olsa ya da 50'lere has bir şey anlatıyor olsa o zaman evet. Hani nasıl oldu Doğru. da güncel kaldı bir soru olabilir ama genel olarak dünyanın işleyişini ve dünyaya bakışımızı anlattığı için bu eminim 100 yıl sonra da değişmeyecek. Çünkü 45 yıl insanlık adına çok ilerleme kaydedilecek bir süre değil yani. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Şimdi zaten her... iyi bir tiyatro metni böyledir yani. Hani bugün bir Shakespeare evet. aldığınızda da elinize hiçbir hiç değişmediğini görürsünüz. Evet, Çünkü kesinlikle. insan denen yaratığın e, acizlikleri var yani. Herkesin zayıf noktaları var, hırsları var, elde etmek istediği bazı şeyler var. E, kompleksleri var ve bunlar çok değişmiyor. Yani şeklen değişmiş gibi görünse de bugünkü insanla işte Shakespeare döneminde yaşamış ya da bir antik çağda yaşamış bir insanın içsel duyguları çok değişmiş değildi yani insanı. Evet. İnsan dediğimiz i̇nsan şey İnsan değişmiyor evet. Evet. O yüzden de iyi bir metin, iyi bir yazar, insan ruhunu ortaya koyabilen güçte bir yazar, ki Frederick Dürrenmatt öyle bir adam. eskimiyor. Her ikiniz de gerek sinemada gerek tiyatroda pek çok kıymetli isimle çalıştınız. Fakat şunu sormak istiyorum. Yönetmen koltuğunda Ahmet Mümtaz Taylan oturunca nasıl oluyor? Şimdi ben 10 yıldır ilk kez sahneye çıkıyorum. Evet bir de o da var. Bu konuda Tansu benden çok daha deneyimli. <laughs> ve ayrıca da burada onunla da çalıştığım için çok mutluyum. Çünkü benim için bir hatırlama ve öğrenme süreci aynı zamanda uyarca. Tekrar çünkü ben hep kamerayla çalıştım. Ee, o yüzden hani Ahmet abiyle çalışmak müthiş bir şey benim için <laughs> çok keyifli zaten çok sevdiğim birisidir kendisi ee, zehir gibi bir zeka ve e, o da oldukça espirtüeldir çok evet. eğlendik yani çalışmalarda da ama bu konuya Tansu daha <laughs> e, doyurucu bir cevap verecektir. Yani. sürekli <laughs> tiyatro sahnesinde olduğunuz <laughs> <Aynen>. için. <laughs> ya kesinlikle e, bir kere çok iyi bir dinleyici yani bence her yönetmenin ya da ...iyi yönetmenin en büyük özelliklerinden biri dinleyebiliyor olması. Çünkü aynı şeyi aslında her gün prova sürecinde yeni baştan dinlemesi gerekiyor. Hı hı. Ve aynı e, sıfır yaklaşımla dinlemesi gerekiyor. İlk kez duyuyormuş gibi dinlemesi gerekiyor. Bir şeylerin izini taşımadan dinleyebiliyor olması gerekiyor ki... E, ...her seferinde etkilenebilsin ki o provada ilerleme kaydedilebilsin. Ahmet abi de bunu yapabilen yönetmenlerden biri. E, ve kesinlikle çok hassas bir yerden dinliyor... Kesinlikle böyle nasıl derler çok kaba saba bir yerden yapmıyor işini. Yani ince ince kelime kelime cümle cümle yerlere giriyor çıkıyor. Oyunculuğundan da besleniyor tabii doğal olarak. Kendisi tabii. iyi de bir oyuncu. O, oradan da besliyor kendini. Onlar da çok büyük avantaj. Ama dediğim gibi hani yaptığın en ufak bir değişiklik yaptığın en ufak bir bakış açısındaki değişiklik bunları kaçırmıyor olması mesela çok hoş bir şey. Çünkü o zaman iletişim halinde hissediyor insan sürekli. Yani birbirimize eylemiyoruz oluyor o zaman. Beraber çalışıyoruz oluyor. Bu benim çok hoşuma gitmişti yani Ahmet abiyle çalışırken. Onun dışında dediği gibi mesela yani esprili, neşeli, kesinlikle hepimizin ruh halini her zaman gözledi mesela. Ona çok dikkat etti yani. Hani hep baktı. Evet bir baskı oluşturmadı üstümüzde mesela Ayrıca çok da güvendi bize. Evet. Yani Zira biz de ona teslim olduk ama o da bize güvendi ve hani yüklemedi yani. Hani şunu yapın, bunu yapından ziyade bizim çıkardığımız şeyler üzerine evet. e eğildi ki o İşin da çok İşin ciddiyetini de evet. bozmadı mesela evet. hiç. Yani bir şey karşısındaki oyuncu için zor bile olsa onu yapmasını istiyorsa bunu onu hiç zorlamadan ama iste isteği konusunda da böyle çok sıkı durarak aslında. orada. Evet, orada <laughs> Yani bunu istiyorum'u çok net söyleyerek öyle bir alan oluşturdu. O da doğal olarak oyuncunun kendine güvenini de getiriyor aslında. Yani bizdeki genel alışkanlık şeydir ya birbirimize eğiliyoruz işte. Hı -hı. Hani aman kırılmasın, aman üzülmesin, aman o olmasın, <laughs> aman bu olmasın gibi. Öyle bir şey yapmıyor. Hassasiyeti oradan kurmuyor yani. O kısmı çok güzel. E, peki sevgili e, Mehmet Ali Nuron'a sormak istiyorum. Neden 10 yıl sonra uyarca? Yani aslında şöyle oldu. Ben e, yani tiyatro ile başladım zaten. tallise lise yıllarından beri ve uzun süre sadece tiyatro yaptım. Fakat konservatuarı bitirmeme yakın. E, Çemberimde Gülo'ya mı geldi? Çemberimde Gülo'ya geldi. Ondan önce TRT'de bir iki küçük işte de yapmıştım. Bir kamerayla çalışmayı da çok sevdim. E, kameraları severim. Kesiyorum buradan onları zaten. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kameralar. E, sonra bu işlere girince bir şekilde oradan gitti. İşte sinema çok yaptım. Te televizyon dizisi çok yaptım. Kendim de kamera işiyle uğraştım. Belgesel çekiyorum. Hani öyle şeylerle uğraşıyorum. Tiyatroya bir türlü fırsat gelmedi. Bir de ben e, tiyatro konusunda da sanırım birazcık şey davrandım. E, madem tiyatro yap yapamadım uzun süre... ...yapacaksam çok iyi bir ekip Hı. ve çok iyi güvendiğim insanlar olmalı. Öyle tanımadığım insanla giremem falan gibi bir şeye girdim herhalde. e Bu oyunda e, Ahmet Mümtaz Saylı'nın yönetmen olması düren mat metni olması çünkü metin inanılmaz e, etkileyici. Etansun'un olması, işte diğer oyuncuların e, ekibin çok kuvvetli olması, Ve tiyatro da olması çünkü orası çok güzel bir mekan, Kesinlikle. yeni bir mekan ve bir şekilde orada olmak, oraya destek olmak, e, onun bir parçası olmak da istedim açıkçası. O yüzden kabul ettim. İyi ki de etmişim. Zorlandım hala Bunu da zorlanıyorum soracağız. yani hala benim için dediğim gibi bir hatırlama alışma uğraş, uğraşıyorum yani hala okuyorum Ali'ni açıp açıp Tansun'un da başının etini yiyorum arada gidiyorum okuyorum <laughs> hani bir şey bir şeyleri daha iyi yapmaya daha iyi olmasına uğraşıyorum hep çünkü çok farklı iki alan aslında. Evet o, onu da e, sormak istiyorum aslında her ikinize de. E, siz su, çoğu derviş sayım e, olmak evet. üzere pek çok filmde e, beyaz perdede sinema severlerle izleyiciyle buluştunuz dizilerde de öyle zira ama e, tiyatro sahnesi olunca zorlandım dediğiniz şey ne mesela tam olarak? Ya ikiz çok farklı alan dediğim gibi. Yani konsantrasyonu farklı, işin dinamiği farklı, kon, e, uygulaması farklı, her şey farklı. Yani kamerayla oynarken başka şeyleri gözetmeniz gerekir daha minimal olmanız gerekir, işte büyütmemeniz gerekir. Daha farklı bir ilişki kurmanız gerekir yani karşınızdaki oyuncuyla ve kamerayla da yani. Ama tiyatroda bambaşka bir durum var. Ben buraya birazcık şey gibi görüyorum artık Hem bir rehabilitasyon... Ama aynı zamanda da insanın kendini deştiği bir yer sahne. Yani bir yandan deşiyorsun bir yandan şifalanıyorsun gibi bir durum var orada. Ee, ...er meydanı derler ya... ...hakikaten öyle yani... E, ...birazcık... ...gözü karartıp atmak gerekiyor sahneye... ...bunu da yaptığım için mutluyum... ...ama dediğim gibi e, hala yolum var yani... ...ben öyle hissediyorum oynarken de... ...ama dediğim gibi... ...yani Tansu'nun olması... E, ...Arif abinin olması... ...Arif Pişkin'in, Görkem'in... ...yani bu insanların daha fazla deneyim var... ...tiyatroyla... E, ...benim gibi ara ver, vermediler yani... ...hiçbiri yıllarca e, tiyatro yaptılar... ...onların yanında rahatım... ...onlarla rahat hissediyorum kendimi yani. Ee, sevgili Ahmet Mümtaz Taylan... ...geçtiğimiz haftalarda Sevin Okya'nın Köşe Bucak programına konuk oldu... ...yine uyarca oyununu e, konuşmak üzere... ...orada e, Tansu Biçer'le ilgili... E, ...Sevin ablanın bir sorusu üzerine... ...ekrandaki ve sahnedeki... ...o oyunculuğun ayarını... ...o kadar güzel yapıyor ve parlıyor ki gibi... ...tam olarak cümleleri hatırlamasam da... E, ...bir söylemde bulundum. Zirah, çok teşekkür ediyorum kendisine. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü o... Sahnede daha abartılı olan oyunculuk ekranda göze batar gibi bir ayrım mı nedir o ayrım? Yani o ayrım e, zaten yıllardır oyuncuların kendi aralarında tartıştığı ve birbirinin <laughs> sözlerine kah inandığı, kah inanmadığı bir tartışma o. Yani o o, o enteresan bir şey. Yani Mehmet Ali'nin dediği doğru şimdi. O başka bir disiplin, o başka bir disiplin e, ikisini ayırmak zor bir yandan ama hani şöyle düşünüyorum ben biraz. Şimdi e, Tiyatro seyirciyle yapılan bir şey ve seyirci de seyirci dediğimiz e, kısımsa hayal gücü olan bir taraf. Anlatabiliyor muyum? Yani siz oynadığınızda onun hayal gücü de çalışmaya devam ediyor. Evet. Durmuyor yani. Durmadığı için de siz herhangi bir şekilde çalıştığınız gibi bile yapmasanız onun hayal gücünde o bir şekilde tamamlanıyor ve başka bir anlam kazanıyor. dolu Ve o size geçiyor. Siz oradan aldığınızla geri dönüşüm yaşıyorsunuz. Şimdi kamera öyle değil. Kamera sizde ne varsa sadece ona bakan, hayal gücü olmayan, sadece gördüğünü çok ayrıntılı gören ve bunu çok ciddi e, hiç sektirmeden kaydedebilen bir varlık. İkisi farklı şeyler. Yani bence disiplin farkı oradan geliyor. Biraz da dikkat edilmesi gerekenin o olduğunu düşünüyorum anlatabildim. Yani tiyatroda oynarken kesinlikle karşıdan seyirciden enerji almayı bırakmamak ve kesinlikle onun hayal gücüne güvenmek aynı kitap okumak gibi. Yani yazar evet. da neticede bizim hayal gücümüze de güvenerek yazıyor. Yani sadece oturup kendisi çok iyi tasvir ediyor ile bitmiyor ya hikaye. Bizim kafamıza da canlanıyor bir şekilde ve o karşılıklı alışverişle yürüyen bir şey tiyatro. Kamera öyle değil. Kamera size çok dik gözlerle bakan. Bundan korkmamak lazım ama yani çok dediğim gibi çok ince ayrıntıları bile kaçırmadan bakan biri. Dolayısıyla biraz öyle yaklaşmak. Ona da öyle yaklaşmak gerekiyor. Yani kamera muamelesi yapamazsınız seyirciye. Bir kere ona ayıp olur. Bir kere kaçıracağınız şey çok kıymetli. Kamera muamelesi yaparsanız seyirciye. iletişimi koparırsanız. Kameraya da seyirci muamelesi yapamazsınız. Çünkü sizin yaptıklarınızdan bir şey hayal etmesini bekleyemezsiniz. Biraz fark onun gibi bence yani. E, sevgili Tansu Biçer'e e, sormak istiyorum bunu. E, Çoğu onur ünlü demem yanlış olur mu bilmiyorum ama hmm. sinema filminde izledik sizi pek çok e, tiyatro oyununda elbette ve son zamanlarda e, fenomen haline gelmiş Star TV'nin ufak tefek cinayetlerinde evet. komiser rolünde izliyoruz. Evet. E, gerçekten oradaki e, komiseri canlandıran oyuncuya bu soruyu sormayı e, çok istiyorum. <laughs> ne oldu da sizce bu ufak tefek cinayetler e, kadınından erkeğine yedisinden yetmişine tam anlamıyla bütün izleyici etkisi altına aldı sihri ne onun? Yani gerçekten bilmiyorum. Hani, <gülüyor> e, <gülüyor> bana şey gibi geliyor. Ben dizi izlediğim zaman öyle görüyorum yani. Çok dallandırıp budaklandırmıyor. E, bir de tek karaktere yaslanmıyor. Yani bizde genelde öyle bir şey oluyor ya. Hani bir evet, başrol, başrol erkek bir başrol kadın oluyor ve ondan sonra yani en e, serti de o, en şefkatlisi de o, en duygusalı da o ama en acımasızı da o ama en, her şeyin eni olmaya başlıyor o karakterler. Burada öyle bir şey yok. Burada çok açık bir evet. alan var. Ve doğal olarak da yani şunu isti, e, izletiyor aslında. Sarmaşık diye bir yer var. Ve oranın insanları var gibi bir şey izletiyor bize. Bence oradan ilgi çekici oluyor. Çünkü herkes bir şekilde... Birini seçip ona devam edebiliyor, onu dinleyebiliyor, onu izleyebiliyor. Bunlar da bence tutarlı devam ediyor. Bir de bir bölüm boyunca 40 tane konu yerine hakikaten iki tane olay yaşanıyor. Biz onu seyrediyoruz, onun gelişimini, kapanışını ve bunların genel hikayeye olan etkisini seyrediyoruz. Bence o da çok rahatlatıcı bir şey zihnimizi. Dolayısıyla bağlanıyoruz rahatça diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben oyacıyım mesela. Sizin var Öyle mı mi? tuttuğunuz? Ben Taylancıyım yani. <laughs> Katil kim? Katil ben çıkacağım diye korkuyorum <gülüyor> ama... <gülüyor> sevgili TanSu Biçer hepsi yeni gerçi ama başka gelen projeleriniz var şu mı? Şu anda yok. <laughs> Vakit var mı <laughs> TanSu aynı zamanda hocalık yapıyor bu arada. Onu da hmm, belki evet evet ben aynı zamanda Kadir Has <laughs> Üniversitesi ve Okan Üniversitesi'nde de derslere giriyorum. Dolayısıyla yoğunum zaten Dolayısıyla şu anda zaten. bir proje yok. <laughs> yeter daha <laughs> yeter diyor. yani. Evet. Peki tüm bunların dışında ne yaparsınız? Ee, nasıl beslenirsiniz mesela? Çok klişe bir soru ama. <laughs> her şeyi aslında. Yani biz oyuncu olduğumuz için Bizde böyle her şey bizim için malzemedir yani hani o nasıl diyeyim özellikle yaptığımız bir şey var mıdır bilmiyorum ama hani ikimiz adına da konuşurum bütün oyuncular adına da konuşabilirim yani bizim bir gün sokakta yürümemiz de beslenmedir bir yerden bir yere giderken. ...ne bileyim oturup kitap okumak da bir beslenmedir... ...bir şey izlemek de bir beslenmedir... ...bizim şeyimiz öyle çalışıyor... ...organizmamız öyle çalışıyor yani anlatabildim <laughs> mi... Yani, ...yani şu da bir beslenme <laughs> bizim için mesela... ...hani gelip burada sadece bir şeyler anlatmıyoruz aslında... ...yine besleniyoruz... ...yine bakıyoruz yeniden düşünüyoruz her şeyi... ...bir şekilde şeyi. hayatın içinde olmak... Evet. ...sokaktan kopmamak... ...toplumdan kopmamak yani... ...toplumsal hayattan... ...sosyal hayatın içinde olmak gerekiyor yani... Böyle köşene çekilip oturduğun zaman tabii o da gerekiyor arada. Belki birazcık inzivaya çekilmek de gerekiyor ama genel olarak hayatın içinde bir dinamik olmanı gerektiren bir iş. İnsanlarla bir arada olmanı gerektiren bir Çünkü iş. Çünkü insanları oynuyoruz. Evet. Yani dolayısıyla da hep bir şekilde iletişimde olmamız gerekiyor falan. Peki çok teşekkür ediyorum 20 dakikaya konuk olduğunuz için.